Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda yeni bir sureden başlayacağız. Nahl suresi. Nahl suresi Mekki surelerden ve malum Mekki sureler genelde iman esaslarıyla alakalı pek çok konuları bizlere bildirmekte. Nahl suresinde de daha çok tefekkür, Allah'ın bize tanıtılması bu gibi konulara yer verilmiş. Sure şöyle başlıyor. Ete emrullah fela testacilu. Allah'ın emri geldi, acele etmeyin. Subhane, Allah yücedir, münezzehtir ve taala amma yüşrikun. O müşriklerin Allah'a ortak koştukları şeylerden Allah yücedir, münezzehtir. Allah'ın emri geldi derken ete emrullah, Allah'ın emriyle alakalı sebebin nüzulünde şöyle açıklanıyor. Müşrikler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyorlar ki sen bize bir azaptan bahsediyorsun. Haydi azap gelsin de görelim. Ve bir anda hemen kendilerine Allah'tan bir azabın gelmesini bekliyorlar. Buna mukabil ayet-i kerime ete emrullah, Allah'ın emri geldi. Yani gelecek, merak etmeyin. Fela testacilu, onu hemen acele edip istemeyin. Merak etmeyin, gelecek. Burada ileride olacak bir şey önceden sanki olmuş gibi geldi şeklinde ifade edilmesi bunun mutlaka olacağını bize bildiriyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu tarz anlatım değişik yerlerde karşımıza çıkar. İleride meydana gelecek durumlar geçmiş zaman sığasıyla şu anda olup bitmiş gibi ifade edilir. Mesela cennet ve cehennemde henüz insanlar yok. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda cennettekiler birbirine şöyle dedi, cehennemdekiler şöyle dedi tarzında ifadeler görürüz. İleride olacak şeyler bu tarzda geçmiş zaman ifadesiyle ifade ediliyor. İşte gerek müşriklerin başına gelecek olan bir takım azap, gerekse sen kıyametten bahsediyorsun, haydi kıyamet gelsin de görelim gibi ifadelerine cevap olarak Allah-u Teala merak etmeyin, Allah'ın emri geldi, yani gelecek buyuruyor. Yunezzilul melaikete bir ruhi min emrihi ala men yeşa'u min ibadi. Allah kullarından dilediğine ruh ile melekleri gönderir. Burada meleklerin vahiy ve meleğinin peygamberimize gönderilmesi, diğer peygamberlere yine gönderilmesi ve gönderilirken bir ruh ile gönderilmesi. Ve Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği de bir ruh. Cenab-ı Hak başka bir yerde ruhem min emrina, biz kendi katımızdan sana bir ruh indirmekteyiz buyuruyor. Bunu belki şöyle anlayabiliriz. Nasıl ki insanda ceset var, bir de ruh var. İnsanda eğer ruh olmazsa, ruh çekilirse kuru bir ceset geriye kalır ve o insanda hayati faaliyetler olmaz. Demek ki gerek Kur'an-ı Kerim gerekse diğer semavi kitaplar insanlara bir ruh veriyor. İnsanları manen canlandırıyor, onlara hayat kazandırıyor. Ve Allah-u Teala meleklerin insanlara gönderilmesini ifade ederken kullarımızdan dilediğimize buyuruyor. Yani ben peygamber olacağım demekle bir insan peygamber olmaz. Allah'ın dilemesiyle peygamber olur. En enziru ennehu la ilahe illa ana fettegun. Ve gelen peygamberler şu uyarıyı yaparlar. La ilahe illa ana. Benden başka ilah yok. Yani Allah-u Teala kendinden başka ilah olmadığını o peygamberler aracılığıyla insanlara bildirir. Fettegun. Öyleyse benden korkun. Bu mesajı peygamberleriyle insanlara gönderir. Böyle olmakla beraber insanlar tarih boyunca Allah dışında bir takım sahte ilahlar edinmekten de kurtulamamıştır. Putlar veya putlaştırılan şahıslar tarih boyunca devam etmiştir. İşte Allah'ın peygamber göndermesi insanları şirkten kurtarmak ve kendi elleriyle yaptıkları bir takım ilah kabul ettikleri şeylerden kurtarmak için sadece ve sadece Allah'tan korkmalarını temin için. Halakas semavat vel arda bil hak. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı, hak üzere yarattı.
Teala amma yüşrikun, Allah onların ortak koştukları şeylerden yücedir ve münezzehtir. Göklerin ve yerin hak ile yaratılması, bir hakkın yaratılması çok ciddi gayelerle yaratıldığını bize ifade eder. Yani Allahu Teala gökleri ve yeri haşa bir oyun, bir eğlence olsun diye yaratmamıştır. Çok ciddi gayelerle gökler ve yer yaratılmıştır. Ve göklerde ve yerde ne kadar varlık varsa bunlar Allah'a ibadet etmektedirler. Ama mükellef olan insanlar, bunların bir kısmı Allah'a ibadet etmek yerine Allah'a şirk koşmakta, Allah yerine başka şeylere müracaat edip durmaktadırlar. Halakal insane min nutfe, Allah insanı bir nutfeden yarattı. Fe izâ huve hasîmun mubin, ama bir de bakarsınız ki o insan apaçık bir düşman kesilir. İnsanın ilk yaratılışı, ana rahminde bir tek hücre, Allahu Teala anadan ve babadan bir bebek dünyaya getiriyor ve bunun da menşei bir tek hücre. Allahu Teala o bir tek hücreyi insan haline getiriyor. Burada gerçekten bir kudret mucizesiyle karşı karşıyayız. Allahu Teala bir damla sudan, o bir damla su içindeki bir tek hücreden Allahu Teala bir insan, duyuları olan, aklı olan, nice cihazları olan bir insan yaratıyor. Ama bu insan belli bir dönem geçtikten sonra bir de bakıyorsunuz ki apaçık bir düşman kesilip Allah'a düşman olabiliyor. Allah'ı tanımayıp başka şeyleri ilah olarak kabul edebiliyor. Vel en'ame halagaha, ve Allah bir takım hayvanları yarattı. İnsanın etrafında bulunan, insana faydası olan, davar tabir edilen bir takım hayvanları, koyun, keçi, sığır, deve, bu türden hayvanları yarattı. Lekum fiha dif'un ve menafi'un, onlarda sizin için bir sıcaklık var, bir takım menfaatler var. Ve minha te'kulun, ve onlardan yemektesiniz. Gerçekten de bu hayvanlar cana yakın hayvanlar. İnsan onları gördüğü zaman bir ürperti gelmiyor. Mesela bir yılanı düşünelim, bir de bir koyunu düşünelim. Yılan insana çok soğuktur ve insan yılanı gördüğünde, velev küçük bir yılan da olsa, ondan kaçmak ister. Sevimli değildir yılan insana nispetle. Ama bir koyuna, bir keçiye, bir deveye, bir sığıra insan baktığı zaman gerçekten bunlarda bir munislik var, cana yakınlık var ve insan onlardan ürkmüyor, insan onlardan korkmuyor. Onlar da uysal olarak yaratılmış, insanların etrafında bulunuyor, söz dinleyen ve insana her yönden faydalı olan varlıklar. Kur'an-ı Kerim'deki surelerden birisi En'am suresidir. Burada bu dört sınıf hayvanın tümüyle nimet olduğu, tümüyle insanlara faydalı olduğu anlatılmaktadır. İşte bunlarda insana bir cana yakınlık var, bir sıcaklık var ve bir takım menfaatler var. Bunların sütünden, yününden, hatta pisliğinden gübre olarak veya hatta yakıt olarak insanlar istifade edebiliyor. Ve etleri insanların lezzetle yemiş olduğu birer et, şu anda da ve tarih boyunca en temel gıdalardan birisi bunların etleri olmuştur. Ve bu ne kadar büyük bir nimettir insan düşündüğünde. Çünkü onların da bizim gibi canı var. Hatta onların bir kısmı bizden daha büyük. Deve bizden daha büyük. Sığır cinsleri bizden daha büyük. Ama insan Bismillahirrahmanirrahim diyerek onları kesebiliyor ve onların etinden yiyebiliyor. Onların hayatına müdahale edebiliyor. وَلَكُمْ ف۪يهَا جَمَالٌ, onlarda sizin için bir cemal var. حِينَ تُرِيحُونَ, onlar akşam dönerlerken. وَحِينَ تَسْرَهُونَ, ve sabah onları salıverdiğinizde onlarda sizin için bir güzellik var. Onlar akşam dönerlerken sütle dolu olarak dönüyorlar ve salimen geldiklerinden dolayı bunların sahipleri zevkle onları seyrediyor. Gerçekten onları izlemekte bir güzellik var. Sabah salı verildiğinde de, meralara bırakıldığında, otlaklara bırakıldığında yine onlarda bir güzellik var. Gerçi zaman içinde onlar için ahırlar yapıldı ve
artık pek dışarıya da bırakılmaz tarzda o gibi durumlar var. Ama ülkemizde yine meralarda onların salı verilmesi, bu gibi manzaraları da görebilmekteyiz. Ve tahmilu eskalakum ila beledin lem tekunu balighihi illa bi şıkkil enfus. Ancak zorlukla ulaşabileceğiniz yerlere onlar sizi taşıyorlar. Yani bu en'am türünden at, deve ve katır, bu türden insanların bindiği varlıklar da var. İnsan eğer kendi başına oralara gitmeye kalkışsa, yürüyerek gitmeye kalkışsa zorlukla gidecek. Ama bunların sırtına binerek, özellikle at, deve, bu gibi şeylere binerek hem kendini hem de eşyalarını taşıyabiliyor. Gerçi günümüzde başka vasıtalar var, arabalar var, uçaklar var, trenler var. Yüklerimizi genelde bunlarla taşıyoruz. Ama bunlar son 100 yılın olaylarıdır. İnsanlık tarihinin binlerce yıllık eski döneminde at, deve, katır, merkep, bu gibi hayvanlar insanların yükünü taşımıştır. Ve günümüzde de yine taşımaya devam etmektedir. İnne rabbekum le raufur rahim. Sizin Rabbiniz gerçekten size çok şefkatli ve çok merhametlidir. Yani bütün bunlar Allah'ın bize sonsuz şefkatini, sonsuz merhametini gösteriyor. Allah-u Teala bizi ne kadar sevdiğini bu nimetlerle bize gösteriyor. Vel hayle vel bigale vel hamira literkebuha ve zine. Ve Allah at, katır, merkep, bunları hem binmeniz için hem de bir zinet olarak yarattı. Ve yahluku ma la ta'lemun. Ve Allah bilmediğiniz daha neleri neleri yaratır. Gerçekten ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'in ifade mucizelerinden birisidir. Allah-u Teala bindiğimiz bazı varlıkları nazarımıza verdi. At, deve, katır, merkep, bu gibi bindiğimiz varlıklar var. Tarih boyu bindiğimiz varlıklar var. Ama ayetin sonunda ve yahlugu ma la ta'lemun ve Allah bilmediğiniz daha neleri yaratır. Çok genel bir ifade. Demek ki Allah-u Teala insanlara binecekleri daha neleri neleri nasip edecek. Çok rahat bir şekilde işte arabalar, otomobiller, trenler, uçaklar, bütün bunlar ayet-i kerimenin şumulü içinde değerlendirilebilir. Ve son 100 yıl içerisinde bunlar son derece yaygınlaşmıştır. Artık insanlar gerek trene, gerek otomobile, gerek uçağa, bu gibi şeylere rahatlıkla binebilmekte ve yüklerini bunlarla taşıyabilmektedir. Ve alallahi gastus sebil, doğru yolu beyan etmek Allah'a aittir. Ve minha cair, ama o yollardan eğri olanlar da var. Yani yol, Allah'a giden yol doğru bir yoldur ve o doğru yolu Allah beyan etmiştir. Bunu beyan etmek Allah'a aittir. Gönderdiği peygamberlerle, indirdiği kitaplarla, insanların kalbine bıraktığı ilhamlarla veya onların fıtratına koyduğu bir takım kabiliyetlerle Allah doğru yolu beyan ediyor. Ve bu şekilde insanları doğru yola, hak yola sevk ediyor. Ama başka yollar da var. Doğru olmayan yollar da var. Eğri yollar da var. Ve o eğri yollar insanı haktan uzaklaştırıyor. Malum iki mesafe arasında, şöyle iki mesafe düşünelim. Doğru bir çizgi çizdiğimizde en kısa bir şekilde o iki mesafe birleştirilir. Ama eğriler çizmek suretiyle insan oradan uzaklaşabilir de. Hedefe gideceğim diye ters istikamette de gidebilir. İşte peygamberlerin gittiği yol dosdoğru bir yoldur. Ve peygamberler o yolu insanlara göstermişlerdir. Ama görüyoruz ki insanların pek çoğu peygamberlerin gittiği yolu değil de şeytanın gösterdiği yolu belki takip ediyor. Veya Kur'an'a tabi olmak değil, nefsine tabi olmayı tercih ediyor. Ve bu şekilde insanlar eğri yollarda gidiyorlar ekseriyet itibariyle. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِنْ. Şayet Allah dilese hepinize hidayet ederdim. Burası tabi düşündürücü bir durum. Öyleyse Allah neden herkese hidayet dilemedi?
Neden böyle bir durumla karşı karşıyayız? Yani Allah dileseydi bizleri melekler gibi yaratırdı. Melekler tam bir itaat halindedir. Ve Allah'a isyanları söz konusu değildir. Ama Allah-u Teala insanı meleklerden farklı yaratmış. Ve istemiş ki bu insan isterse melekler gibi itaat etsin, isterse de şeytanlar gibi isyan etsin. İnsan bu noktada orta bir noktada bırakılıyor. Orta bir yerde bırakılıyor. Femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur. Artık dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Bu tarzda bir durum söz konusu. Allah-u Teala insanları imtihan etmeyi murad ettiği için böyle yapıyor. Eğer dilemiş olsa hiçbir insan Allah'a isyan etmezdi. Nasıl ki hayvanların bir isyanı yok. İşte süt veren hayvanlar süt vermeye devam ediyor. Arılar bal vermeye devam ediyor. Güneş aydınlatmaya devam ediyor. Ve güneş, ay, yıldızlar her biri Allah'ın çizdiği yörüngede yollarına devam ediyorlar. Bir milim bile bunların yörüngesinden sapması söz konusu değil. Onlar nasıl ki tamamen itaat halinde, onun gibi bunları temsil eden melekler, gözle görmediğimiz melekut aleminin sakinleri olan melekler, onlar da yine tam bir itaat halinde. Demek ki hem kevni bir itaat var, bütün varlıkların Allah'a itaati söz konusu, bir de gözle görmediğimiz melekler tabir ettiğimiz varlıkların, onların da yine tam bir itaati söz konusu. Ama Allah-u Teala dilemiş ki insan diye bir varlık da olsun ve bu insan akıl sahibi olsun, 15 yaşına kadar hayatı bir derece tanısın, buluğ döneminden itibaren bu insan mükellef olsun. Ve Allah-u Teala bu insana doğru yol, eğri yol bunları beyan etmiş, göstermiş. Gerek peygamberler, gerekse peygamber yolunda giden insanlar o yolları anlatmışlar ve artık insan bir köşe başında, bir yol ayrımında, bir taraf cennete doğru gidiyor, öbür yol, diğer yol veya yollar cehenneme doğru gidiyor. İnsan o yol ayrımında istediğini seçebiliyor. İmam-ı Gazali'nin şöyle bir ifadesi var. Diyor ki, insan hür olmaya mecburdur. Çok dikkat çekici bir ifade bu. Güneş hür değildir. Güneş kendine çizilen yörüngede yoluna devam etmeye mahkumdur. Ben bugün ısı ışık vereceğim ama yarın vermeyi düşünmüyorum diyemez. Böyle bir tercih hakkı yoktur. Elma ağacı mahkumdur. O elma meyvesi verecektir. Ben bu yıl meyve vermeyeceğim veya ben bu yıl portakal vereceğim diyemez. Bu noktada bir iradesi söz konusu değildir. Ama insan mümin olmak veya kafir olmak, inanmak veya inkar etmek, itaat etmek veya isyan etmek, bu gibi noktalarda insan hürdür, serbesttir ve dilediği tercihte bulunabilir. Kur'an-ı Kerim'de فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Artık dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Cenab-ı Hak böyle buyurmaktadır. Ve yine Kur'an-ı Kerim'de اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ. Yolu biz insana gösterdik, beyan ettik. İnsanı oraya sevk ettik. اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا. Artık bu insan ister şükreder, isterse nankörlük yapar. Gerçekten de her bir insan vicdanına müracaat ettiğinde kendisinin hür olduğunu görmektedir. Yani bir insan kötü yolu tercih ediyorsa kendi iradesiyle tercih ediyor. İman yolunu tercih ediyorsa yine kendi iradesiyle bunu tercih ediyor. Diyelim karşımızda televizyon var, elimizde de uzaktan kumanda. Hangi kanala basarsak orası görülüyor. Orada nasıl tercihte bulunuyorsak hayat boyu Allah'ın bize sunmuş olduğu tercih haklarından bir kısımlarını kullanıyor ve ona göre iyiliği veya kötülüğü tercih ediyoruz. Cenab-ı Hak hepimize kamil manada bir hidayet nasip eylesin. Onun gösterdiği yoldan dosdoğru bir şekilde gitmeyi nasip eylesin. Böyle bir duayla bugünkü programımızı bitiriyor ve hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.